Uygur halk edebiyatında İparhan isimli bir kadın kahraman vardı. Çin yönetimi uzun yıllardır Uygur Türklerini makbul vatandaş haline getirmeyi hedefleyen bazı adımları atmayı sürdürüyor. Eğitim kampları ve birçok başka yöntemle Doğu Türkistan meselesi halledilmeye çalışılıyor. Uygur kadınlarının kendi kararlarını kendilerinin verdiği kaydedilirken bebek yapma makinesi olmaktan da kurtulduğunun altı çizildi. Uygur halk edebiyatında İparhan isimli bir kadın kahraman vardır. Dilden dile yayılan söylenceye göre sıra dışı güzelliği, mis gibi kokan teni ve erkekler gibi yiğitçe çarpışmasıyla meşhur olan İparhan, Kaşgar yakınlarındaki Yerkent'te Çinlilere karşı ayaklanan kocası Cihangir Hoca ile birlikte İmparator Qianlong'un ordusuna da esir düşer. Cihangir'in Çinli askerler tarafından öldürülmesinden sonra İparhan imparatora cariye olarak takdim edilir. Kendisine sunulan onca imkana ve vaat edilen konfora rağmen imparatorla evlenmeye yanaşmayan İparhan nihayet zehirlenerek öldürülür. Direnişi canına mal olsa da halkına ve kültürüne ihanet etmemiştir. İparhan'ın öyküsü Çinlilerin dilinde daha farklı anlatılır. 1600'lerin sonunda Kaşgar'da vefat eden Apak Hoca adlı tasavvufi bir şahsiyetin torunu olan İparhan, Çinliler ona Xianfei der, Pekin'deki İmparatorluk Sarayı'na cariye olarak gönderilmiştir. İmparator Qianlong, olağanüstü güzel kokan teninden ötürü hoş kokulu cariye olarak anılan İparhan için sarayın bir kısmını Kaşgar'ın minyatürü olarak düzenletmiş, hatta cariyesinin akrabalarından bir kısmını da Pekin'e getirtmiştir. İparhan büyük bir aşkla bağlandığı imparatorun yanında mutlu bir hayat sürerken aniden rahatsızlanıp ölmüş, imparator da sevgili cariyesinin naaşını memleketi Kaşgar'a göndererek dedesi Apak Hoca'nın kabrinin yanı başına defnettirmiştir. İlk kez 1890'larda yazıya dökülen İparhan efsanesinin 1760'da İmparator Qianlong'un haremine dahil olan Uygurlu Rongfei adlı cariyeden ilhamla türetildiği düşünülüyor. 24 Mayıs 1788'de ölen Rongfei'nin kabri ise bugün Pekin'de ve kendisiyle ilgili resmi bilgiler tümüyle kayıt altında. Londra merkezi The Economist dergisinde yayınlanan ilginç bir makale, İparhan'ın öyküsünü bir kez daha gündeme taşıdı. Çin merkezi yönetiminin Uygur, Doğu Türkistan bölgesinin dini ve milli karakterini aşındırmak için Apak Hoca'nın kabrini turistik bir merkeze çevirdiği kaydedilen makalede, dedesinin yanına gömülen İparhan'ın da özellikle öne çıkarıldığı belirtilmiş. İmparatora aşık Uygur güzeli fenomeni yoluyla Uygur Türklerinin duygusal anlamda Çin'le bütünleşmesi hedefi, İparhan ismi etrafında örülen efsanenin de esas sebebini oluşturuyor. Zaten İparhan'ın yaşamış olsa bile Apak Hoca Türbesi'ne gömüldüğüne dair hiçbir resmi kayıt yok. Buna rağmen Çinli yetkililer İparhan efsanesini dört koldan yaymaya ve büyütmeye devam ediyor. Hemen ardından Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı China Daily'de yayınlanan bir makale, Uygur Türkleri ile ilgili bir başka noktayı öne çıkardı. Çin hükümetinin uyguladığı eğitim programları sayesinde Uygur kadınlarının artık az çocuk yaptığı veya doğurmaktan vazgeçtiği vurgulanan makalede Uygurların daha sağlıklı, kendine güvenli ve bağımsız hale geldiği belirtildi. Dini aşırılıkların azaltılması sebebiyle Uygur kadınlarının kendi kararlarını kendilerinin verdiği kaydedilirken onların bebek yapma makinesi olmaktan da kurtulduğunun altı çizildi. Makalede 2010'dan 2018'e Uygur nüfusunun %25 arttığı ancak son 2 yılda nüfus artış hızının yavaşladığı bilgisine de yer verildi. Üst üste gelen bu iki makale, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uygulanan resmi politikanın iki farklı yönünü gözler önüne serdi. Bilhassa China Daily'deki makale, Çin'in toplama kampı benzeri eğitim merkezlerinde Uygurları endoktrine ettiği iddialarının da açık bir teyidi olarak değerlendirildi. Makalenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından patlak veren tepki tufanı bunun bir göstergesiydi. 1933 ve 1944'te Doğu Türkistan bölgesine şahit olunan bağımsız cumhuriyet tecrübelerinin tekrarlanmasını istemeyen Çin yönetimi, uzun yıllardır Uygur Türklerini makbul vatandaş haline getirmeyi hedefleyen bazı adımları atmayı sürdürüyor. İparhan türü ortak payda üretimleri, dini ve milli sembollere getirilen kısıtlamalar, tarihi eserlerin ve mekanların yok edilmesi, demografik dengeleri Çinliler lehine değiştirmeye matuf düzenlemeler, eğitim kampları ve birçok başka yöntemle Doğu Türkistan meselesi halledilmeye çalışılıyor. Ancak tarihi tecrübe bu tür tepeden inmeci müdahalelerin orta ve uzun vadede hep ters tepkini gösteriyor. Merkez coğrafyaya uzaklığı, doğru haber almada yaşanan güçlükler, Çin'in ekonomik gücünün İslam dünyasının her yerine uzanması ve batılı ülkelerin meseleyi kendi politik amaçları için istismarı ise
Doğu Türkistan'ın gündemimizde bir türlü hak ettiği yeri bulamamasının ana sebeplerini oluşturuyor.